takımımızda kepeze alkışlarla. Sevgili basketbol severler, Beko Basketbol Ligi 3. sırada bitiren takımımız Bavli playoff çeyrek final ilk karşılaşmasını çarşamba günü, ikinci karşılaşmasını ise cuma günü yine Bandırma'da Pınar Karşıyaka'yla yapacak. Evet, daha ileride bu müthiş karşılaşmanın isteğinizi bekliyoruz. Beko Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka ile eşleşti Bavli. Çarşamba ve cuma bu salonda iki maç oynayacaklar çeyrek finalde. Evet. Yani öyle böyle şöyle bir ligin daha devirdik. Beko Basketbol. Erdem de maçı var. Takımımız Bavli. Playoff çeyrek final ilk karşılaşmasını kazanacak. Barış ve Erdem var. Erdem öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Çok iyi bir mücadele ediyoruz ancak diğer maçlardan gelen sonuçlar doğrultusunda Darüşşafaka Cooper Tyson'ın ardından kuvvetli çarptığı takım oldunuz. Duygularını öğrenebilir miyim? Neler söylüyorsun? Yani üzüntülüyüz tabii. Yani son dönemde, son iki aydır çok emek verdik. Çoktan düştü gözüyle bakılan takım buralara getirdik. Son haftaya bıraktık her şeyi. Bir takım olarak Türk oyuncular çok emek verdiler. Yabancı oyunculara da çok katkısı var. Ya olmadı. Çok istedik olmasını ama olmadı. Mahmut'un gücü de ortada, burada kaybettik. Diğer takımlar da kazanmış zaten. Kısmet böyleymiş diyeceğiz. Geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Barış, senin düşüncelerini alabilir miyim? Vallahi istemediğiniz bir şey yine sonuçlandı tabii lig. Ama sene başında yapılan yönetimsel hatalar, kadroya baktığımız zaman tek yabancı, iki yabancı ile oynuyoruz. Bir yabancımız hiç oynamıyor, bir yabancımız bazen oynuyor, bazen oynamıyor. İyi olarak konuşuyorum. Buradaki Türk oyuncular hiç beklenmedik şekilde iyi katkı yapıp takımı bu son haftaya kadar getirdiler. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum bunun için. Çok değerli oyuncular benim gözümde hepsi. Çok büyük bir efor sarf ettik takım olarak. Ama dediğim gibi Türkiye Ligi'ne baktığınız zaman bir sürü yabancının ön plana çıktığı bir lig. Biz biraz kısıtlı imkanlarla elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yine son haftaya kadar iddiamızı taşıdık. Bugün maça çok hızlı başladınız. Çok iyi mücadele ettiniz. Fakat son periyotta belki de motivasyon açısından biraz... İşte şimdi haber de gelip gidiyor tabii. Ne oluyor, ne bitiyor diğerlerden. Onun da etkisi var büyük ihtimalle. Ama tabii dediğim gibi çok kısıtlı bir kadroyuz. Yani baktığınız zaman burada Türk oyuncular, işte bir Sırp oyuncumuz. Mücadele vermeye çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımı ben bu mücadelenden dolayı tebrik ediyorum. Tabii ki de istemediğimiz bir sonuç. Üzüntülüyüz. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Teşekkürler. Evet, söz Mehmet Ayanta. Evet, yönetmenim sevgili Görkem, devam ediyor muyuz Barış'la? Çok küçük devam mı ediyoruz, ara mı veriyoruz? Hemen onu. Hemen ara veriyoruz, sonra Barış'la, Barış Ermiş'le devam edeceğiz. Beko Basketbol Ligi'nde bir sonraki maçta görüşmek üzere.